Öğretmen hanım, çocukları Arafat'a aratmayız. O çocukların hepsi Arafat olmalı. Onların hepsi de Azad'ın yeğenleri. Trajan Azatlar yetiştirmeli. Günaydın çocuklar. Oturun yerinize. Bakın çocuklar, ben de Arafat'ı sizler kadar seviyorum. İsterdim ki Arafat aramızda olsun. Sizler de birer Arafat'sınız. Hadi, hadi beni üzmeyin. Çocuklar, dersimiz Türkçe. 11. sayfayı açın. Beni bekleyin, geliyorum çocuklar. Neyin peşindesiniz ha? Ölen ölmüş, giden gitmiş. Biz bundan sonrasına bakmalıyız. Ulan akıllı. Evlenmiş, intihar etmiş. Geçmiş defteri niye açıyorsun ha? Yeni deftere baksana. Aha, Azat da gitti gidecek. Ya askerin, ya polisin, ya da başkasının kurşunlarıyla gidecek. Ya da zindanlarda çürüyecek. Unutmayın, güçlü olmalıyız. He? Ne demiştim? Trajan aşireti çöktü. Azat da gitti gidecek. Geriye ne kalıyor? Töre. Yani senin aşkın. Töre, akıllım. Kendine gel, kendine. Sen de kendini toparla Şeroğum. Dosta düşmana yenik düşmeyek. Daha yapacak çok şeyimiz var. Maşallah, maşallah. Azad'ın kurşunları değil, kardeşimin sözleri gözlerimi kör eder. Üzülme Şeroğum, üzülme, hepsi geçer. Biz bundan sonrasına bakalım Şeroğum. Bundan sonrasına bakalım. Hadi, 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 toparlanın. Gel kardeşim, gel, gel. Hadi gel, gel dinlen sen.
Dinlen, hadi yürü. Senin yolunu bekledi durdu. Hala da beklemekte. Geleceğini bildiğim halde boşa bekleme gelmeyecek dedim. Ama o da senin geleceğini biliyordu. Hıdır'ı başka yerde aramayın. Çünkü onun kaybolmasına sebep benim. Yusuf da onunla beraber kaçırıldı. Zaten hangi eşikten adım atsam içeri, mutlaka oraya zararım bulaşır. Bunu hep dedim. Ama herkes gibi sen de beni anlamadın. Bak Azat, geriye dönmeyelim. Tartışmanın da yeri ve zamanı değil. Bundan sonra ne yaparız ona bakalım. Benden dolayı korkun nedir ki? Sana dedim. Şu saatten sonra seninle yalnız yaşamaya değil, ölmeye de hazırım. Babam geliyor. İçimdeki his Hıdır ve Yusuf'un yaşadığını söylüyor. Hislerimde yanılma, üzülme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öpeyim. İşin doğrusu töre gelmez dediyse de ben geleceğini biliyordum. İyi ki geldin. Hele buyur otur şöyle. Buyur otur. Azat, geçmişi bırak. Şu an ne düşündüğünü de biliyorum. Evet oğlum. Hıdır'ın kaybolmasında kendinde sebep görmektesin. Her şey olacağına var. Sen benim yanıma gelmekte geç kaldın. Benim tek varlığım, anasının bana emaneti, kızım Tören'in gözyaşlarının dinmeyeceğini bildiğim halde senin cesaretini, yiğitliğini, dürüstlüğünü, eline, beline, diline sahip olduğunu göz önüne alarak kızımı sana verdim. Şu saatten sonra bir baban olarak yanında olduğumu Drejanlılar da bilmelidir. Değil Hıdır, şahsımın da vadesiz gideceğini bilsem düşmandan korkmam. Ama biz insanlar münafıkların karşısında direnmek zorundayız. Ama bunu kan akıtarak yapmamalıyız. Çünkü o zaman onların nifak tohumlarını yok etmek yerine yaşatmış oluruz. Ben şu an barışa elçi olmak istiyorum. Düşmanın ne kadar kötü olduğunu bildiğim halde. Gel beni dinle, sabırlı ol. Metanetli ol. Nefsine hakim olduğun gibi düşüncelerine de hakim ol. Cebrail dede, ben istemem ki size Cebrail dede değil de baba diyeyim. Ama bırakmadılar. Bize yaşama şansı tanımadılar. Ben yaşamım boyunca da mahpusta, şehirde, köyde, dağda hep barış elçi oldum. Hep kalemi kullandım. Hiçbir zaman silahın namlusunu göstermedim. Ta ki düşmanlarımızın mermilerini üzerimize boşalttıklarını görene kadar. Karşılık verdiysem de
kendimizi müdafaa içindir. İşte gördünüz, düşmanın hain pusu buraya kadar geldi dayandı. Susuz günah Sıdır'ın, susuz günah Yusuf'un yaşadığı ne malum? Şimdi biz bunların hesabını sormayalım mı? İnsanoğlu hayatında iki kez yaşar. Bir bedenen, bir de yaptıklarıyla. Ben yaptıklarımın doğru olduğuna inanmaktayım.